Yaşam Reçetesi'nden sevgiler efendim. Bugün öncelikle haberlerimiz var. Bundan sonra Yaşam Reçetesi'nin içerisinde her zaman sağlıkla ilgili yeni gelişmeleri de birlikte olacağız. Dolayısıyla bunları size sunacağız. Sonrasındaysa tabii ki konuğumu ağırlayacağım. Konuğum diş hekimi Doktor Sayın Nihat Tanfer olacak. Ama öncelikle haberler. Evet, ilk haberimiz Alzheimer hastalığı ile ilgili. İleride Alzheimer hastası olup olmayacağınızı basit bir kan testiyle öğrenmek mümkün artık. Testi İngiliz bilim adamları geliştirdi. Test hastalığı %90 doğruluk payıyla tahmin edebiliyor. Geliştirilen kan taraması Alzheimer proteinleri olan tau ve amiloidi tespit ediyor. Yani kanınızda bu proteinler varsa Alzheimer'a adaysınız demektir. Buluş çok güzel ama sorun bitmiyor ne yazık ki. Çünkü Alzheimer hastalığının henüz bilinen etkin bir tedavisi yok. Dileriz en kısa sürede bir tedavi de geliştirilir ve Alzheimer hastalarına yeni bir müjde vermiş oluruz biz de. Evet. Sırada yine kanserle bu sefer de ilgili bir haberimiz var, bir gelişme var. Kanserden korunmak için en önemli tedbir elbette ki kaliteli bir yaşam ve beslenme. Ama bu besinlerden 10 tanesi var ki tam bir kansersa var. Düzenli yemek koşuluyla ilk sırada greyfurt var. Günde bir greyfurt tüketmek yeterli. Yeşil çayın içindeki kateşinler de kansere dur diyor. Günde en az 2 bardak yeşil çay içmek gerekiyor. Brokoli, havuç, karnabahar, lahana haftada en az 2 kez tüketilmeli. Mutfağın vazgeçilmezi sarımsak ve domatesi de unutmamalı. Domatesin etkili olması için elbette pişirmek daha iyi. Keten tohumu, kuru üzüm, bal kabağı, yulaf ezmesi ve böğürtlen de 10 kanser savaşçısı içinde. Evet efendim, bir haberimiz de kalp sağlığı ile ilgili. Özellikle mitral kapak yetmezliği olan hastalar ekran başına. Çünkü artık mitral kapak yetmezliği için açık kalp ameliyatına gerek kalmıyor. Tıpkı anjiyo gibi bir tedavi ile mitral kapağını tedavi etmek mümkün. Tedavinin adı Türkçe deyişle mandallama. Mandallama 3 yıldır ülkemizde de başarıyla yapılıyor. Mitral kapak yetmezliği kalp hastalıkları içerisinde en sık rastlananı. Doktorlar yetmezliğin ağrı, nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, çarpıntı, bacaklarda ve karında şişme, öksürük, bayılma, hazımsızlık, baş ens ağrıları ve morarma gibi belirtilerle ortaya çıktığını söylüyor. Mitral yetmezlik ameliyatı hastanın göğüs kafesi açılarak yapılıyordu. Mandallama tedavisi ise kasıktan girerek uygulanıyor. Hastalar 2-3 gün içinde taburcu edip sağlıklarına kavuşuyorlar. Evet efendim. Bu arada bir yeniliğimiz daha var. Yaşam Reçetesi'nde bundan sonra her hafta bir izleyicimize koldan ölçmeli tansiyon aleti hediye edeceğiz. Dolayısıyla bunu nasıl elde edeceksiniz? Her programda bir şifre yayınlayacağız. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma'ya kadar şifreleri biriktiriyorsunuz. Daha sonrasında altta gördüğünüz yaşamreçetesi@gmail adresine mail atıyorsunuz. İlk maili atıp şifreleri doğru yazan izleyicimiz bizden Yaşam Reçetesi'nin hediyesi olarak koldan ölçmeli bir tansiyon aleti kazanıyor. Evet, şimdi hızlıca ağız ve diş sağlığına dönüyoruz. Stüdyomda konuğum diş hekimi doktor Sayın Nihat Tanfer. Kendisiyle ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Yeni program akışınıza bir kere hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gayet önemli 3 noktada izleyicileri bilgilendirmişsiniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya tansiyon aletini almak isteyen 10 kişi birden anında cevap verse ne olacak? Helal olsun, hepsine vereceğiz. Vereceksiniz, evet. Değil mi? Süper. Ya önemli olan burada öncelik ve hızlı olmak. Hemen ilk mail atan, zaten paylaşacağız da saatlerini mail ortamında. Dolayısıyla hani rahatça emin olabilirler. Ama iyi, güzel bir açmaz nokta. Aynı anda yaparlarsa aynı anda vereceğiz. Vereceksiniz. Çünkü tansiyon aleti çok iyi bir şey. Herkesin kan basıncını öğrenmesinde hocam fayda var. Hocam vereyim mi şifreleri ben sonra? Yok. Bana, bize vermeyin. Bizim klinikte bol miktarda var. Hemen herkes her gün. Diş hekimleri de kullanıyor mu? Biz her şeyi kullanıyoruz klinimizde. Gerçekten mi? Tabii. Bizde her türlü monitörler var, şeyler var, söyleyin. Acil müdahale ekipmanı, her şey var. Yani ambo dahil, oksijen sistemi dahil, anında müdahale, her türlü Allah mutaj etmesin hastada olabilecek bir komplikasyona anında müdahale edebilecek elektroşok cihazı dahi
bünyemizde var bizim. Harika bir şeymiş. Ama biz yaptığımız... Ne alakası var derdim hocam yani. Yani onu genelde çoğu kişi diyor, hatta İl Sağlık Müdürlüğü dahi diyor. Yani ne gerek var bunları koyuyorsunuz? Abartmışsınız. Ama olması gerekiyor. Çünkü neticede insan hayatıyla uğraşıyorsunuz. Her türlü, her çeşit hasta geliyor. Bazen hastalar hastalıklarını bilmezler. Bilmeden geliyor. Yani kan sulandırıcı kullanıyordur, söylemez. Şey kullanır, kalp hastasıdır. Kalp hastasını 10 sene evvel geçirmiştir. Onun bir hastalık olduğunu artık unutmuştur bile. Onu da söylemez. Yani hastalar... Şeker hastası olduğunu bilmiyordur. Hadi o kadar değil ama... ama bir sürü hastalığı bilmeden anında bizim kliniğimizde ortaya çıkabilir. Onun için ben genel tıpla ilgili bütün tedbirleri almış bir kliniği yönetiyorum, yönetmeye çalışıyorum. O bakımdan biz her türlü tedbiri alalım da takdir Allah'ın. Kesinlikle. Peki hocam, şimdi insanlar yani hani Türkiye artık, dediğim gibi, bunu her programda her hekimle konuşuyorum, bir merkez olduğu için dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar. Özellikle yurt dışından gelen hastalar için, diş tedavileri için. Mesela onlarda gözlemlediğiniz sıkıntılar nelerdir? Neler atlanıyor, neler ihmal edilmiş? Şimdi çok güzel bir soru Emel Hanım. Bu niye? Bir kere Kara Avrupa'sından ağırlıklı olarak gelen hastalar var. Kara Avrupa'sı dediğimiz Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve diğer ülkeleri kastediyorum. Bunun içerisinde tabii Rusya var. Buradan gelen hastalar özellikle son derece itilip kakılarak geliyorlar. Yani hekim, bir hekim olarak yapması gereken değerlendirmeyi düzgün yapmıyor. Hastayı genelde artık sigorta kapsamı da orada gevşediği için çok fazla da bir şey ekonomik olarak elde edemeyeceğini düşünerek hekimler genelde başından savuyorlar. Ve öyle vakalarla karşılaşıyoruz ki bazen, çok yakın mesela dün bir hasta vardı. Kadıncağıza 5 tane implant yapacağız demişler. Gencecik bir kadın, çenesinde kendi dişleri var. Ne 5 tane ne 1 tane, hiç implanta ihtiyacı yok. Şimdi peki nasıl çözülebilir mesela? Çözdük işte, biz hiç implant yapmadan gayet güzel yani dişlerini yapıyoruz. Köprü geçişleri falan? Tabii köprü geçişleri, hiç de ihtiyacı yok. Yani o kadar istismara açık bir konu ki bu. Avrupa'da, özellikle Avrupa'da hekimlerin umursamazlığı son derece had safhada. Uğraşmak istemiyor. Uğraşmıyor, hastayla konuşmuyor, hiçbir şeyi izah etmiyor. Biz burada izah edince hastalar şaşırıyor. Yani bu şaşıran hasta, İngiliz hasta, Fransız hasta, Alman hasta yani. Hastaya biz bunu Yurt dışında yaşayan Türk değil yani. Değil, hayır. Bizim vatandaşlarımız değil. Yabancı. Yani yabancı. İngiliz vatandaşı da geliyor. İngiliz vatandaşına biz anlatınca bana diyor hiç böyle bir şey anlatılmadı. Ya olur mu, biz size bir ağız planı yapıyoruz. Burada bunları kullanacağız. Burada kemik eksikliğiniz var, burada şunlar var. Bana diyor hiç bunlar anlatılmadı. Bana dediler ki işte git implant yaptır. Şimdi yalnız hoş bir şey, onu hemen söyleyeyim. Artık yurt dışındaki hekimler git diyorlar Türkiye'de yaptır. Ay ne kadar güzel. Neden? Çünkü artık o işle uğraşma kapasite ve kabiliyetleri kalmadı. Türkiye'de inanılmaz derecede bir özveri var bir kere. Biz Türk insanı çok çalışkan. Her kim ne derse aksini ben katiyen kabul etmem. Biz çok çalışıyoruz. Cumartesi günü dahi çalışıyoruz. Biliyorum hocam, yurt dışında çalışmıyorlar. 4'te bile hasta gören doktorlar var. Siz bazen konuşuyoruz, gece 12 oluyor, 1 oluyor, hala çalışıyorsunuz. Tabii. Yani bunun gibi doktor, sizin gibi bir sürü doktor var. Geç vakitlere kadar çalışıyor. Avrupa'da böyle bir şey yok. Adam diyor ki ben gideceğim diyor bugün diyor. Tenis oynayacağım veya golf oynayacağım veya bilmem ne yapacağım. O da onun seçimi. Seçim öyle. Çünkü artık hayat belirli bir çizgiye gelmiş. Biz daha o çizgiyi kişi başına düşen gayri safi milli hasılayı yükseltmek için bir kavga veriyoruz. Yalnız biz vermiyoruz. Ekip halinde herkes Tabii. veriyor. Herkes özveriyle. Ben buradan özellikle kendi ekibim adına söyleyeyim. 30 kişilik bir kadro bizim bünyemizde var. Bu 30 kişilik kadro ciddi bir özveriyle hizmet veriyor. Ve bundan da çok büyük keyif alıyoruz. Çünkü bunun sonucunda kliniğimize ağlayarak gelen hastalar bize hiçbir şey yapılmaz dediler. Bizim ürettiğimiz çözümler sonucunda gene ağlayarak gidiyor ama bu sefer sevinçten ağlayarak gidiyor. Aman ne güzel benim dişlerim oldu, sabit protezim var vesaire gibi. Burada esas Türk hekimlerinin çok büyük gelişimi ve Avrupa'nın
ötesinde vermiş olduğu hizmet fazlalığı var. Onu iyi belirtmek lazım. Peki hocam, demek ki burada öyle durumlar atlanıyor ama şimdi aslında kurduğunuz cümlede bir şey dikkatimi çekti. Dediniz ki mesela gelen hastaya 5 implant demişler, aslında hiç gereği yoktu, biz de yapmadık zaten. O zaman şu soruyu sormak istiyorum: hangi hastaya implant gerekiyor, hangilerine gerekmiyor? Yani neden olmasın ki? Hani ben şimdi kulağa diyorum ki niye yapılırdı, niye yapılmasın ki? Yani çünkü bilmediğim için böyle şimdi söylüyorum. Tabii ki bu bir bakış açısı meselesi. Bir hekim olarak ticari bakabilirsiniz olaya. Bir de hekim olarak hekim gibi bakabilirsiniz. Hekim gibi baktığınız zaman Hipokrat'ın çok güzel bir lafı vardır. Ne diyor? Primum nil nocere. Önce zarar verme. Şimdi insanın sağlam çenesine durduk yerde implant yapılır mı? Yapılmaz. Niye? Kendi dişleri varsa, o kendi dişlerinden siz o hastanın çok uzun yıllar istifade edeceğine inanıyorsanız hekim olarak, o zaman o dişleri tedavi edersiniz, kurtarırsınız ve bunun sonucunda da protezini yaparsınız. Pardon hocam, burada şunu sormak istiyorum. Yani 5 diş eksiği mi var, yoksa bu 5 dişi çekelim yerine mi implant yapalım? Yok, çekelim yapalım. Ha, çekelim yapalım. Boşluk tabii. Yok yani. Hiçbir şey yok ve bunu da öyle bakarak, yani röntgen falan da yok. Yok, biz bunları da çekelim. Röntgeni çekiyorsunuz, diş sağlam. Üstündeki protezleri çıkarıyorsunuz, diş sağlam. Bir tedavi ediyorsunuz. İşte hastanın hiçbir ihtiyacı yok. Yani şöyle bir köprüyü kullanabiliyor yani. Elbette, niye kullanmasın ki? Yani diş sağlam olunca tabii. Ha şunları, pardon hocam. Yani şunları çekelim demiş. Burada duralım bir. Şunları çekelim demiş anladığım kadarıyla. Tabii. Yani burada hastanın kendi dişleri var. Bu dişler hastaya belki 25 sene hizmet edecek. Hiçbir problemi yok. Üzerine düzgün bir şey yapılırsa. Durduk yerde diş çekilir mi? Ama çekip de yapalım derseniz, ha ben yaptım oldu, olur. Ama insanlık yapısı itibariyle hekimin görevi tabii öncelikle mevcudu, Allah'ın yarattığını muhafaza etmek. Ben zannettim ki hiç diş yok tabii. Dediğiniz çok doğru. Şimdi yok mantıken ki. Kulağa da mantıklı geliyor. Bunlar sapasağlamken şimdi durduk yerde. Sapasağlam olmayabilir. Tedavi edersiniz. Diş dolgusu yapılır. Kanal dolgusu olur vesaire. Diş etlerini düzenlersiniz. Ondan sonra da üstüne köprüyü yaparsınız. Hastanın 20-25 sene. Yani bundan 30 sene evvel implant mı vardı? Yoktu. O zaman ne yapıyorduk çözüm? Böyle. O zaman köprüden. Demek ki o çözümü unutmak yanlış. Şimdi bir sürü silah türü çıktı. İşte bilmem karadan atılıyor, havadan atılıyor. Ama insanlar neticede tüfek kullanıyor, tabanca kullanıyor. Demek ki konvansiyonelden vazgeçmek yanlış bir şey. Evet. Normali kullanamadığınız yerde çözüm yoksa, o zaman implantla yaparsınız, kemik grafide yaparsınız, box teknikte yaparsınız vesaire. Her ne şekilde o hastaya çözüm üretecekse hekimin görevi çözüm üretmektir. Çözümsüz bırakmamaktır. O çözümü üretmek bizim görevimiz. Onu üretirsiniz. Sonucunda da sağlıklı bir ağza sahip kılarsınız hastayı. Ama kendi dişleri varsa, düzgün, sağlıklıysa, genç, 30 yaşında, 32 yaşında bir hastaya gel bunları da çekelim, bunun yerine implant yapalım. Olur mu? Olur derseniz, hasta tabii hekim hasta ilişkisinde, hasta size inanır ama gereksiz yere hastaya zarar vermiş olursunuz. Peki hocam, böyle iyi yapılmış ve altı sağlam, yani sağlam ya da tedavi edilmiş, sorun çıkarmayacak dişler varsa, iyi yapılmış bir köprü ne kadar idare edebilir insanın? Şimdi bakın, bunun cevabını vermek biraz zor. Niye zor? Kurallarına uygun ve kaliteli malzemeyle yapılmış bir şeyi bana sorduğunuzda, ben 30 senelik vakalarımı takip edebiliyorum. Yani 30 sene önce yapmışım. Ha, bizzat yaptığımı görebiliyorum zaten. 30 sene sonra hasta 60 yaşına gelmiş, 65 yaşına gelmiş veya 70 yaşına gelmiş. Kendi ağzında 30 senedir kullanıyor. İyi bakmış, iyi fırçalamış, iyi kontrolünü yaptırmış. İyi bir malzemeyle yaptıysanız sonuçlar iyi. Ama kullanmış olduğunuz malzemede problem varsa, hasta iyi bakmıyorsa, kontrollere gitmiyorsa, o zaman problem olur. İmplantta da olur, kendi dişlerinde de olur. Kesinlikle. Bu çok önemli. Peki hocam, o zaman implantı tamamen, yani bunları ayıkladıktan sonra geriye saf, gerçekten pür implant ihtiyacı olan hasta grubu kalıyor. Elbette. Bunlar nedir? Yani hangi hastaya, yani buna hakikaten hiçbir şey kurtarmıyor, buna implant yaptı ya da ağızdaki diş eksikliğine göre ya da durumuna göre kimlerdir bunlar? Bakın şimdi, özellikle implantı bu kadar senedir, hemen hemen 30 senedir yapan bir hekim olarak söyleyeyim. Azı dişleri bölgesinde.
şu arkadaşlar, diş kayıtları varsa, evet, implant bir kere mecburidir. Sabit protez istiyorsanız. Hı. Hareketli bir protez istiyorsanız implant mecburiyeti yok. Ama sabit protez isteniyorsa üst çenede, alt çenede, azılar bölgesindeki dişleri kaybetmiş, arkada desteği yoksa o zaman implant mecburi. Yani şu kısımdan bahsediyorsunuz. Evet, bu tarafı ve bu üstteki ve alttaki. Şimdi bazen ben görüyorum. Şimdi şöyle bir vaka. Durabiliyorsak. Şimdi böyle bir vaka. Hastanın bu dişi var. Bu dişi var. Evet. Buradaki 6 numaralı dişi çekilmiş. Burada çözüm iki türlü. Buraya bir implant da yapabilirsiniz. Bu dişlere hiç dokunmazsınız. Buraya bir implant yaparsınız, üzerine bir diş yaparsınız. Çok güzel, sağlıklı bir iş yapmış oluruz. Ancak bu arkadaki dişte çürükler, dolgular var. Bu öndeki dişte çürükler, dolgular var. Hasta implant yaptırmak istemiyor, o zaman köprü yaparsınız. Bunun çözümü var. İlle de implant yapacağım diye hastaya empoze etmek etik değil. Çünkü buradaki dişi de korumuş olursunuz, köprü yaptınız mı buradaki dişi de. Ha efendim, buradaki köprünün altına yemek artığı girermiş. Girer, fırçalar, çıkartır, iyi bakar hasta. Olabilir, gayet normal. İmplant olduğu zaman aralarda girmez diye bir kaide var mı? O da yok. Yok, aralara da girer, orayı da arayüz fırçalarıyla temizlemek zorunda. Onun için hekimin hastaya minimum tahribatla yapacağı protezler bana göre önemli. Yani ben hastalarıma o şekilde bakıyorum ama ben böyle bakıyorum diye de herkes de böyle bakacak diye bir kaide yok. Bu benim kişisel görüşüm. Kişisel görüşümde ben hastaya en az tahribatla, en minimum masrafla bu işi nasıl çözümler? Çünkü neticede dünyanın hiçbir ülkesinde ekonomik olarak sigorta sistemi dişle ilgili harcamaları karşılamıyor. Yurt dışında belirli bir ölçekte ameliyatları karşılıyor. Neticede herkesin kendi kişisel cebine hitap ediyorsunuz. Cebine hitap ettiniz mi? İnsanların ekonomileri ile yaşam kaliteleriyle siz bunu doğru orantılı bir çizgiye getirmek mecburiyetindesiniz. Şimdi hocam burada şu animasyonun üzerinden gidersek dediniz ki bunun iki tür bu sorunu halletmenin çözümü iki tür var. Çözümü var. Bir tanesi köprü, bir tanesi implant. Çözüm size kalmış ama hastalar açısından üçüncü bir yol var. Siz bunu hekimler olarak hiçbir şey yaptırmam. Bravo. Şöyle hastalarla yarışma yapılsa hocam cevap bu olur. Şimdi buraya hiçbir şey yapılmama. Tamam. Peki buraya hiçbir şey yapılmıyor. Çünkü burada diyor ki bununla çiğniyorum, bununla çiğniyorum, bununla çiğniyorum. Ama bu da eksik olsun. Zaten gülüyorum, kimse görmüyor arkada. Çünkü bizim için görünme çok önemli ya. Doğru. En önemli nokta bu. Ya da burada eksik, neyse. Üçüncü çözüm, inanın burada 100 hasta olsa 90'ı belki de böyle der. Yok, artık demiyor. Demiyor mu? Hayır. Neyse, diyen azınlık için soruyorum. Diyenlere de saygı duyuyorum. Sıradaki ama... soru diyen azınlık için. Ne olur böyle bir tabloda? Şimdi bakın, böyle bir tabloda tabii buraya bir hareketli girip çıkan bir köprü de yapabilirsiniz. Ha, o artık... da yok, boş kaldın. Boş bu üstteki diş o zaman aşağı uzayacak. Şimdi o animasyon gelirse görelim. Bu üstteki uzayacak. Bu buradan oynatalım. Mezyalize olacak. Ha, olacak işte, evet. Şimdi bu gelecek. Bu üstteki, yandaki bir kere bu tarafa doğru kayacak. Üstteki uzun. Yani biz mezyalize olacak diyelim, bu tarafa gelecek. Üstteki aşağı doğru uzayacak. Bu öndeki de arkaya doğru kayacak. Yani boşluğu kapatmaya, yani doğada boşluğu kapatmaya yönelik bir temayül var, eğilim var değil mi? Olmaz mı? Doğa her şeyi kapatıyor. Bacağınız kırılıyor, iyileşiyor. Evet. İşte dişi çekiyorsunuz, çekim yeriniz iyileşiyor. İmplant koyuyorsunuz, 3 ay sonra, 2 ay sonra istediği gibi iyileşiyor. Doğa, tabiat o kadar güzel kendi kendini bir sistem içerisinde organize ediyor ki. Bunu yaptığınızda bu sefer diş eti problemleri başlayacak. Bana göre en önemli problem orada ortaya çıkıyor. Yani bir dişim eksik, tamam üstteki aşağı uzadı. Ya ne olacak, varsın uzasın. Bu da bu tarafa kaydı, kaysın. Ama o üstteki uzadığı zaman üstte diş eti problemleri başlıyor. Çünkü orada yemek artıkları birikiyor ve taşlanma oluyor. Taş birikiyor. Domino taşı gibi öyle. Hepsi birbirine bağlı. Değil mi hocam? Onun için mümkün olduğu kadar boşlukları bırakmamakta fayda var. Bunu ister implantla doldurun, isterseniz köprüyle doldurun. Ama bir de bir şey daha söyleyeyim. Yani böyle bir vakada bu dişler bu tarafa kayıyor, o bu tarafa kayıyor. Bu birden olmuyor.
Yani 15 günde bunu göremiyorsunuz. Bir ayda görmüyorsunuz. Ama 2 sene sonra bunu gördüğünüz zaman o diş böyle yatmış oluyor. Bu sefer buradaki kemik eriyor. Hadi o dişe bir köprü yapma şansınız kayboluyor. Bu sefer başka komplikasyonlar çıkıyor ve diş eti problemleri oluyor. Yani sorun bir dişken belki oluyor 5-6 diş. Buradaki bütün dişleri ilgilendiriyor. Tabii, ağzın bir, yarım çeneyi tamamen ilgilendiriyor. Oradaki kemik gidiyor. Doğru, bir çok hakikaten. Hem sıkıntı, hem tedavi süresi, hem maliyet hepsi üst üste birikerek gidiyor. Aynen, halbuki aynen. Bir tane bir şey yaptırmak daha basit bir şey. Hem basit, hem ekonomik, hem hastayı yormayacak bir şey. Halbuki öbür türlü, şimdi böyle olmuş bir ağızda, hadi buyurun bir diş eti problemi var. Alt çenede var, üst çenede var, diş etlerinde kanama var, kızarma var, şişme var. Bütün bunların hepsine sebep bir tane diş. Halbuki o diş çekilmese, o diş korunsa, yani koruyucu hekimliği ben ısrarla hep söylüyorum. O zaman çene kemiğinde kayıp olmayacak, çene kemiğinde eksikler olmayacak ve problemler de minimalize olacak. Çözülecek, gelecek. Peki hocam, şimdi tabii hep biz hani böyle bir iki diş eksikliğinin üzerine konuşarak gittik programın başından beri. Bir de tabii iş işten geçmiş ya da çeşitli rahatsızlıklar, kazalar sonucunda tamamen dişlerini kaybetmiş olanlar var ki bu bence en vahim. Yani ben bunu hep öyle görüyorum. Şimdi, en vahim tablolardan evet, bir tanesi. Kere... Bence en önemlisi orada insanın yaşam kalitesini bozuyor. Yani şimdi böyle bir alt çene düşünün. Böyle bir alt çenede bir damak protezi var. Ve kadın veya erkek hiç fark etmiyor. İstediği gibi beslenemiyor. Çünkü istediği gibi öğütemiyor. Ağzında protez oynuyor. Bir şekilde sabit bir proteze ihtiyacı var. Ama bu sefer de kemik erimiş. Kemik eridiği için... Sizin yapacağınız şeyler sınırlı. Bunun için ya hastaya işte bizim dediğimiz gibi box teknik yapacağız, kemiği yükselteceğiz, araya bir operasyon geçirecek. Veyahut da ön dişler grubuna implant yapacağız, hareketli bir protezle onu kombine edeceğiz. Bütün bunları yaparken hasta maddi ve manevi olarak bir zaman, halbuki bu dişleri kaybettiğinde müdahale edilebilse, hemen müdahale edilse hem kemik erimeyecek, hem müdahale şansıyla rahat bir kemikte implant yapma şansınız çok daha yüksek olacak. Ama kemik erimiş, her şey bitmiş, o vaziyette size geldiği zaman hem olay büyüyor, hem maddi olarak büyüyor, hem manevi olarak büyüyor. Bütün bunları izah etmek hastalara gerçekten... Sıkıntılı ve zor değil mi? Zor oluyor, evet. Peki hocam, şimdi böyle bir durumda hani zorlaşıyor ama hani diyorum ya hala böyle vakalar var. Bir de artı hani implant hiç olmazsa bu kadar şey değildi. Yani daha önceleri 30 senedir yapılıyor Türkiye'de, hani zaten siz de ilk yapanlardan birisiniz ama çok yaygın değildi, daha maliyetliydi. Tabii şimdi de yaygın oldukça maliyeti de düştü. O da önemli bir nokta. Ama yalnız bizde düşmedi. Yani bakın bütün dünyada dünya, değil mi? Konjonktür olarak baktığınız zaman dünyanın genelinde bir sürü şeyin fiyatı düştü. Tabii. Bir sürü şeye ulaşmak zaten kolaylaştı. Niye? Üretim arttı. Aynen öyle. Şimdi eskiden kaç tane implant üretiliyordu? Kaç kişi yaptırıyordu? Şimdi kaç kişi yaptırıyor? Ne kadar implant tabii, üretiliyor? Arz talep meselesi. Aynen yani öyle. O zaman yani, da o zaman da şey düşüyor. Tabii burada bir şeyi hemen söylemek lazım. Şimdi bununla beraber implantların merdiven altları başladı. Şimdi merdiven altı İmplantın dediğimiz da var. Altı. Yani bu bakın. Şimdi arz talep olunca tabii adın, büyük bir pasta var, pay yani gerekiyor. Yani adını vermek istemediğim ülkelerde merdiven altında implant üretiliyor. Vermeyelim hocam şimdi. Vermeyeceğim. Aman. De zaten. Sıkıntıya girmeyelim. Yok, ben hiçbir şeyin artık adını vermiyorum. Bir kere yaptım o hatayı. ama merdiven altında üretiliyor. Ve o üretilen implantları burada çok minimum rakamlarda Türkiye'ye de geliyor. İthalatı da yapılıyor. Ne sertifikası var. Şimdi yeni yeni önlemler alınıyor ama ne yazık ki bu var. Ve o ülkelerde de merdiven altında üretilen implantlar diğer implantlarla beraber aynı çizgide gösterilip yapılıyor. O zaman ne oluyor? İşte o zaman başka sorunlar, başka sıkıntılar ve bu sefer hastalar diyorlar ki efendim benim işte bilmem teyzemin amcasının oğlu implant yaptırmış, suratı bilmem ne olmuş, şöyle olmuş. Yapmayın canım, öyle bir şey yok diyorsunuz.
Ama bunu izah edemiyorsunuz. Bu gerek implanttan gerek yapandan kaynaklanan bir takım komplikasyonlarla her dakika her gün yüz yüze gelip mücadele etmek zorundasınız. Yani multifaktöriyel bir şey ama peki hocam böyle bir durumda yani hiç ağızda diş olmadığı zamanlarda minimum iki implantla minimum yani protezini tutturmak için. Ama yine protez ağızda yani o damak tabir şimdi ettiğimiz şey ağızda. O birkaç şekilde telaffuz ediliyor. Ya iki implantla ya dört implantla. Ha dört implant. Ya neyse, sekiz ben implantla. Yanlış yani yapabilirsiniz. Yalnız hakiki manada sabit oynamayan stabil bir şey yapmak istiyorsanız. Yani kendi dişimiz gibi görünsün. Kendi dişi gibi bir şeyi yapmak doğrusu. Şimdi burada bakın mesela bu iki burada implant. Burada durduralım. Durdurun. Heh. Şimdi bu iki implantla bunu yaptınız. Oluyor mu? Oluyor. Sağlıklı mı? Belirli bir süre için evet. İdare eder. Ama ondan sonra o yükü taşımıyor. Şimdi bu, o zaman ne oluyor? Şimdi bakın 14 tane dişin yükünü siz her ne kadar damağa da çene kemiğine de intikal ettirseniz iki tane vidayla stabil hale getiriyorsunuz. Bu hastanın bu protezi takması çıkarması esnasında vermiş olduğu çiğneme basıncının yükün fazlalığı esnasında o implantlar bir zaman sonra ne yazık ki hizmet veremez hale geliyor. O zaman hasta gene dönüyor total protez. İşte bunu hastaya açık ve net anlatmak lazım. Yani bu dört implant da olsa farklı sabitle birlikte olmadığı sürece böyle bir damak proteziyle bunu çok öncelerde bir çözüm olarak hastalara hem ucuz olması hem de daha rahat kullanabileceğini hayal ederek yapılıyordu. Ama ben kendi prensiplerim içerisinde böyle bir proteze onay vermiyorum. Neden vermiyorum? Çünkü bu damak protezi bir parça stabil oluyor belki ama bir süre oluyor. Ondan sonra başlıyor komplikasyonlar başlamaya. Hastayla siz her dakika karşı karşıya bir frontman içinde, sürtüşme içinde kalıyorsunuz. Evet, baştan söylemek lazım. Peki daha, buyurunuz hocam biraz dinlendireyim sizi. O zaman daha tabii ki nasıl diyeyim, daha sağlam yöntemlere gitmek gerekiyor ama orada da şöyle bir handikap çıkabiliyor. Ki bence işte en ağır noktası bu. Demek ki bir daha iyiydi, birazcık daha iyiydi. Bu sefer de kemik olmayabiliyor. Çünkü evet. Uzun süre değil mi kullanmak total protezi kemik erimesine. Çünkü orada bir kök olmadığı için bir resmen bir anlayabileceğimiz tabirle erozyon oluşuyor kemikte. Aynen. Dolayısıyla böyle kemik de yok. O zaman Bax tekniğe müracaat edelim. O zaman işte iki senedir biz onun çözümünü şu anda bulabildiğimiz, görebildiğimiz en sağlıklı çözüm olarak onu kullanıyoruz. Allah'a çok şükür bugüne kadar da yaptığımız bütün vakalarda büyük ölçekte hepsi başarılı ve hepsi de protezlerini kullanıyorlar hastalar. Bir süreç yalnız bunu açıklamakta fayda var. Ben her zaman hastalara da söylüyorum. Yani hastanın sabırlı olması lazım. Çünkü biz yeni baştan bir rejenerasyon yapıyoruz. Yani kemiği yeniliyoruz, rejenere ediyoruz. Bu rejenerasyonun, bu yenilenmenin bir süreci var. Hani hemen bugünden yarına ben iki ayda bu işi yapayım da işte dişi tak, o böyle bir şey mümkün değil. Çünkü kaybolmuş bir şeyin yerine yeniden bir kemik yapıyorsunuz. Bunun belirli bir takım evreleri var. Onları yapıyorsunuz. Hastanın sizinle iyi bir iletişim içinde olması lazım, kontrol altında olması lazım. Bunları yerine getiriyorsa ve o sabrı gösteriyorsa ondan sonra da çok şükür hepsi sabit protezlerle hayatlarına devam ettiriyorlar. Peki şimdi burada hep bizim animasyonda parsiyel bir kemik kaybından ve diş kaybından konuşuyoruz ama tabii bu tablo bile iyi. Ya bu tabii şey bir animasyon fikir veren ama evet, biz bunu bütün ağızda yapıyoruz. Onu soracağım işte. Yani alt çene üst çene sıkıntılıysa nasıl yani yapılacak? Çünkü aynen burada parçalar şeklinde bunu ekliyoruz. Yani böyle mi mesela? Nasıl? Yok. Bakın şimdi mesela bu kadar kemik kaybolmuş diyelim. Bunu şu bir parça PLA parçası. Evet, bunu hocam totale yayın. Bu parçaları birbirine ekleyerek, birleştirerek çeneye tespit ediyoruz. Hı hı. Üzerine kemiği koyuyoruz ve onun üzerine PRF yapıyoruz. Harika. PRF dediğimiz olay da belli işte bilinen bir şey. Tamamen zenginleştirilmiş bir yapıyı ki hastadan kendi kanından aldığımız serumu tekrar oraya bir membran olarak koyuyoruz ki iyileşme çabuklaşsın ve kemikleşme de kolaylaşsın diye.
belirli bir süre sonra da gayet başarılı oluyor. O zaman yani hem üst çenede hem alt çenede müthiş bir şey. Yani böyle tutucu iki duvar yaparak, bak zaten bir kutucuk oluşturuyorsunuz. Aynen öyle. Ve burada kemiği yükseltiyorsunuz. Tabii bu araya tabii kemik greflerini koyuyoruz. O kemik grefleri yurt dışından geliyor. Hayvanlardan alınmış. Şimdi mesela bakın şu... Bunlar özellikle dana ve at olduğunu belirtelim. Evet, evet. Çünkü dana insanlar hassas, çok da normal. Saygıyla da karşılıyorum tabii. Hani hep soruyorlar. Aman domuzların yurt dışı denince hemen kemik bu çağrışım yapıyor. Ona açıklama ihtiyacı duyuyorum. Şimdi domuz kemiği kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? İnsan kemiği de kullanılmıyor. Bunlar... Ay Allah korusun. Evet. Var, kadavradan alınan kemikler de var. Mutlaka ama, sağlık için olabilir. Ama bu tabii tatsız bir şey. Biz prensip olarak bunu çok ince eleyip sık dokuduğumuz için dünyada belirli firmalar var. O firmaların üretmiş olduğu dünya kalitesinde belirli. Zaten 500 tane firma yok. Onları kullanmak zorundasınız. Burada önemli olan kullanmış olduğunuz kemiği düzgün yerleştirip onun üzerine yapmış olduğunuz PRF. Yani PRF'i yaptığınız zaman hastanın kendi kanından aldığınız malzemeyi, serumu tekrar hastaya verdiğiniz zaman, o zaman o kemiğin, hastanın kendi kemiğiyle olan irtibatını ve iyileşmesini kaynamasını yani bir nevi. Tabii kaynamasını. Aslında burada kaynama lafı da yanlış kullandım. Çünkü burada hakikaten yeniden bir kemik üretiliyor. Yani üretilmesini sağlattırıyorsunuz vücuda. Evet. O kemik işte osteobiyorejenerasyon diyoruz. Doğru, biraz, evet. Bir laf. Yani osteo kemik işte kemiğin biyolojik olarak rejenere edilmesi. Tekrar canlandırılması, oluşturulması. Hastaya kazandırılması. Bu tamamen her şeyde olduğu gibi öncelikle sabır. Yani belirli bir sabrı göstermesi lazım hastanın. Hekime itimat etmesi lazım. Ve onun sonucunda da o başarıyı tatması lazım. Allah'a çok şükür de bugüne kadar iyi sonuçlarını aldık. Ha, kötü sonuçları olabilir mi? Her operasyonda olduğu gibi kötü sonuçlar da olabilirdi. Biz bugüne kadar rastlamadık ama bu biraz da belki hastaların iyi olmasından, bizim elimizden geldiğince iyi şeyler yapmamızdan. Ama sağlıkta her türlü olay, her türlü hadise yaşanabilir, olur. Bizde olmadı. Olmayacak da demek değil tabii. Olabilir, her şeyde olabiliyor. Yani iki kere iki dört değil hiçbir zaman. Tıpta değil. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Diyecek ki izleyenlerimiz, Emel sen de yani her programda Nihat Hoca'ya bunu anlatıyorsun. Şunun için anlattırıyorum. Yani siz de sıkılıyorsunuz belki hep sürekli bunu sormamdan ama şöyle bir şey var. Yani bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Dünyada bir elin parmağı kadar bir ülkede yapılıyor bu. Yani belki bir iki elin parmağın olmuş mudur bilmiyorum. 10 merkez var mıdır? 5-6 dünyanın genelinde ülkede yapılıyor. Düşün, onlardan bir tanesi de Türkiye. Ya hazır millet bu kadar az ülkede yapılıyorken niçin biz bundan bir döviz girdisi elde etmeyelim? Değil mi? Yani neticede bizim yaşam reçetesi Ülke TV'de dünyanın her tarafından izleniyor, Allah'a şükürler olsun. Niçin yabancı hastalar bunu seyredip gelmesin? Türkiye'ye döviz bırakmasın. Onun için hocam siz bıksanız da kusura bakmayın. Ben bunu her programda şey yapıyorum. Çünkü Türk doktorları nemalansın bundan ya. Türk halkı nemalansın. Niçin başka yerlere gitsinler yani? Şimdi efendim, kolay bir operasyon değil bu. Bu zaten kolay olmadığı için her yerde yapılmıyor. Yani şimdi bununla uğraşmak yapan için... Yapan Türk doktorları var bunları birazcık, başarıyla. Birazcık akıl eksikliği olması lazım. Çünkü normalde böyle bir operasyon gerçekten hem bir ekip işi hem ciddi bir mesai işi. Meşakkatli yani. Yani bu iki saat süren bir operasyon. Ve bunun postoperatif konularını da en iyi şekilde kliniğin ve hekimin karşılaması, sübvanse etmesi lazım. İşte o da bir tecrübe görecek ki, öngörecek. Şimdi bakın biz bunu bir ekip halinde yapıyoruz. Sadece ben yapmıyorum. Benim birlikte olduğum doktor arkadaşlarımla birlikte yaptığımız bir operasyon. Şimdi bu kadar fazla kalabalık bir kadro bir kere yurt dışında her yerde yok. Tabii. Yani yok, bu doğru. Bir ekibin çalışabilmesi için en az bir 10 kişinin bir arada olması lazım. Birisi PRF'i hazırlıyor, birisi bilmem ne yapıyor, kimisi kan alıyor, kimisi bilmem... Kimisi grefli hazırlıyor, kimisi PLA'ları... Bir kere yurt dışında bu kadar fazla geniş bir kadroyu istihdam edemiyorsunuz, pahalı. Tabii. O sebeple bu operasyon İtalya'da da yapılıyor, benim birlikte çalıştığım zaten doktor arkadaşım. Siz de İtalya'da zaten. Tabii ben de İtalyanlarla yaptınız. Birlikte çalışarak bunu getirdiniz öğrendim, Türkiye'ye. Gördüm, getirdim. Birlikte ameliyat yaptık. Şimdi bu operasyonlara hala ben gidiyorum, hala onlarla birlikte oluyor. Mesele o değil. Mesele şu,
o kadar insanı yurt dışında artık istihdam edemiyorsunuz. Çünkü oradaki asgari ücretler yukarı çıkmış. Böyle bir ameliyatı kaç paraya yapacaksınız ki? Tabii. Şimdi o zaman hekim bundan imtina ediyor. Bir de iki kişinin, üç kişinin çalıştığı bir muayenehanede oturup böyle bir şey yapma şansınız yok. Niye uğraşacağım diyor hocam? Uğraşmaz ve haklıdır. Yani. İnanın uğraşmamasında da haklıdır. Niye uğraşsın ki? Çünkü bununla uğraşacak, kaç paraya yapacak hasta... bunun parasını verdiği zaman rahatsız olacak, onun ayrı bir konusu var. Ama yapıyorsanız, sonuçlarının da çok iyi olduğunu görüyorsanız, o zaman onun getirmiş olduğu haz, inanın maddi boyutunun tamamen dışında bir şey. Kesinlikle. Yani buradan gelecek Amerika'sı, Avustralya'sı, Kanada'sı, İngiliz'i... Bakın size bir küçük neresi? Anekdot anlatayım. Tabii sözünüzü buyurun hocam. Kestim. Buyurun. Estağfurullah, şimdi olur mu? Şimdi böyle bir hastamız vardı bizim. Hı hı. Bahsetmiştim programda da, Dağlık Karabağ'dan. Evet. Geldi. Olmayacak şekilde çenesine kalçasından kemik alınmıştı. Biz olmaz sana, o kemikler düşmüş, olmamış. Neticede biz burada hastaya baks teknik uyguladık. Türkiye'de değil mi? Yabancı bir hastaydı. Yabancı, yani. Dağlık Karabağ'dan. Karabağ'dan. Yani hani orada yaşayan bir Türk. Çünkü şöyle diyorlar. Ne olacak, yabancı, onlar biliyorlar, anlıyorlar, geliyorlar. Yani ben özellikle yabancı olduğunu vurgulamak istiyorum ki nasıl araştırıp buluyorlar, tabii, geliyorlar. Tabii tabii. Kadıncağız bize ağlayarak geldi. Genç bir kadın, bütün dişlerini kaybetmiş falan filan. O işin hikaye tarafından vazgeçelim. Şimdi bu hastanın dişleri yapıldı. Bu muydu röntgeni? Bu değil. Hayır. Bu başka bir hasta. Bu değil. Tamam. Bu. Bu. Tamam, burada dursun o zaman. Veya bu değil de bunun gibi bir şey. Yalan, çünkü çok olduğunca ben de yalan söylemiş olmayayım. Bu değil, hayır. Alt çenesi farklı çünkü o hastanın. Tamam hocam. Hatırladım. Evet. Her neyse zaman... yani böyle bir vaka. Biz üst implantlarını yaptık. Üst çenesinde diş. Baks teknik yaptık tamamına, üst çenenin. Üst çenede diş hiç yok. Hiç yok. Kemik erimişti, doğru anlıyorum. Sıfır kemik, hiç kemiği yok. Hiç kemiği yok. Hiç kemiği yok. Sinüsler minüsler o zaman ortada, açıkta. Sinüslerle 2 milimlik şeyi vardı. Sınırı var. Sınırı vardı. Biz bu hastada değil. Neyse, biz bu kadıncağız geldi ve ağlayarak geldi. Oğlu İngilizce biliyor. Kadın hiç lisan bilmiyor. Türkçe, İngilizce sadece, bilmiyor. Sadece işte Sırpça biliyor. Hı hı. Şimdi bu hastayla biz oturduk. Ameliyatlarını yaptık. Dişlerini yaptık. Hı hı. Ve dişlerini yaptıktan sonra da kadıncağız gene ağlayarak bizim kliniğimizden gitti. Hocam geliyor, ağlıyor, gidiyor, ağlıyor. Niye onu? Aynen öyle. Gidiyor, ağlıyor. Hı hı. Ve öyle bir ağlayarak gitti ki ben dedi ilk defa 28 sene sonra yemek yiyeceğim dedi. Ha, sevinçten ağlıyor. Sevinçten ağlıyor. Ben dedim ve ya. Ve sonucunda geldi, işte yemeğini yemiş. Biz dişlerini takmıştık. Yemeğini yemiş, geldi. Dedi ki size çok özel, tabii kızı tercüme ediyor. Bir ricam var dedi. Nedir dedik? Sizi dedi, benim oğlum evleniyor. Ha, o tercümanlık yapan oğlu, evet, sizi. Evet, oğlum evleniyor. Hayır, kızı tercüme ediyor. Sizi dedi, oğlumun düğününe bekliyor. Ay, ne kadar güzel bir şey. Ben hayatımda başkentini bile bilmem, Karadağ'ın. Şimdi bu tesadüf de bizim Kurban Bayramımıza denk geldi. Ayın 3'ünde oğlunun 4'ünde düğünü var. Ben düğününe davetliyim. Kadıncağız orada yemek yediği için bizi de davet etmiş oldu. Şimdi bu işin tabii hekimliğin en güzel, en hatırlı, en hoş tarafı. Ama şunu burada vurgulamak lazım. İnsanların hayat kalitesi değiştiği zaman çok şey fark ediyor. Ve bizim burada gurur duyacağımız tek şey, bir Türk hekimi olarak ben yabancı bir hastaya olamayacak seviyedeki bir şeyi tekrar yeniden yaratarak o hastanın hayat kalitesini ve düzenini değiştiriyorum. Ve kadın dediğiniz gibi ağlayarak geliyor ama bu sefer sevinçten ağlayarak gidiyor. Ve o mutluluğu kadını hayata bağlamış. Ondan sonra çektirdiği fotoğraflar var. O eve kapanmış, evden çıkmayan kadın bir manken gibi olmuş. Çünkü genç, öyle 40'lı yaşlarda bir kadın. O da biraz erken çocuk sahibi olmuş herhalde. Şimdi neticede tamamen moral, toplum kendi bünyesi içerisinde bir insana kat. Hekimliğin en güzel tarafı bu. Bunun ne maddi ne başka hiçbir şekilde mukayese edilemeyecek kadar sizi mutlu eden bir şey. İşte şimdi biz de hiç görmediğimiz bir ülkeyi
O hasta sayesinde göreceğiz. Ya bir de ne kadar özel bir şeyine davet ediyor değil mi? Yani şimdi ben düğünüme şahsen bir hani beni tedavi eden bir hekimi, hani dostlarımı değil de tedavi eden bir hekimi çağırmak aklıma gelmez. Ancak ne zaman gelir biliyor musunuz? O benim için hayatımda dönüm noktasıysa gelir. Ki öyle olmuş anlaşılan. Öyle, o hasta için değil öyle mi yani? Olmuş. Çok önemli bir şey yani. İşin komik tarafı. Onun için ne kadar önemli yani? Komik tarafı ne ben Sırpça bilirim. Ne onlar İngilizce biliyorlar. Bilmiyorum gideceğiz de nasıl hocam, anlaşacağız. Hocam geleyim Rusça tercümanlık yapayım size istedim. Ben de görmediğimi Sırbistan'ı. Hayır Rusça da bilmiyor. Onu da bilmiyor. Oradan da gidemiyoruz. Önümüz de kapandı orada hocam. Onu da söyledim. Rusça biliyor, Rusça da bilmiyor. Kadın sadece Sırpça biliyor. Ama oğlu biliyor, işte kızı biliyor falan. Ve bir böyle enteresan bir şey. Ben tabii bu kadar senelik ortalama 40. senesi doluyor hekimliğimin. Bu kadar senelik hayatımda böyle bir ödülle taltif edilmedim. Yani bu bir hekim için bence en güzel ödüllerden bir tanesi. Kesinlikle. Bir taraftan Dağlık Karabağ olduğu için bir şaşırdım. Ama bir taraftan da merak ve şeyle o yaşanacak olayı ve o öyle bir düğünü göreceğim için de son derece mutluyum. Müthiş bir taraftan şey. Da seviniyorum. Allah'tan Uganda'dan falan değil de hasta. Ama niye hocam, orası da bence enteresan. bu gidişle gelir. İnşallah. Peki hocam, şimdi programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şunu da sormak istiyorum size. Yani hep tabii işin sağlıkla ilgili boyutu, yani fonksiyonellik ağız ve diş sağlığında bunun üzerinde duruyoruz. Çünkü önce bu olmalı, sonrasında estetik müdahaleler olmalı. Siz de estetik müdahalelere pek sıcak da bakmıyorsunuz biliyorum. Yani çünkü dişin normal şeyini bozmaması açısından, ama şunu sormak istiyorum hocam. İmplant üzerinden biz gidelim. Yani hazır implantlar yapılıyorken, bu box teknikler yapılıyorken, az önce verdiğiniz hani manken gibi olduğunuz dediğiniz hasta için de konuşuyorum. Yapılırken de bir ağız ve diş düzenlemesi mümkün müdür? Çünkü bazı insanların mesela dişleri doğuştan minik oluyor ağzına göre, yani boyutları estetik durmuyor, sonra kaybediliyor mesela o dişler. Hazır yapılıyorken yeni bir gülüşle tasarımı olabiliyor mu? Olmaz olur mu? Zaten onu yapmasak hiç kimse kapımızı çalmayacak. Aynen öyle. O gülüş, esas konu inanın bu kadar problemi olan insanların bile temelinde hep o gülüş tasarımı, hep o gülüş, güzel gülüş yatıyor. Şimdi bir takım isimler veriyorlar, ben ona karşıyım. Yabancı ülkelerin bilmem nelerin isimleri. Bizim kendi yapmış olduğumuz tasarımlar en güzel tasarımlar. Hasta için en uyumlu, en doğru, en güzel görünen görüntü neyse o. Yoksa bilmem ne gülüşüymüş, yok bilmem ne şeyiymiş. Bunlar sadece özentiden ileri gitmeyen bir şeyler. Doğru. Bizim özeneceğimiz dünyada Allah'a çok şükür hiçbir şey yok. Herkes artık bize özeniyor. Şükürler onun olsun. İçin biz, ben hekimlik adına konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın. Herkes bize özeniyor. Biz kendi adımıza yaptığımız doğru şeyleri söyleyelim. Türk gülüşü desinler onlar. Olabilir. Gelsinler istesinler. Tabii yani. Onlar bizden istesinler. Veya Yeşilçam gülüşü desinler. Ha, Yeşilçam gülüşü desinler. Türk gülüşü desinler. Şey, evet. Mesele özümüzden ayrılmadan yaptığımız doğru. Bir hasta için en uygunu nedir? Gülüş açısı nedir? O gülüş açısı doğrultusunda yapılabilecek şeyleri oturup bilgisayarda bakarsınız. Onun tasarımını yaparsınız. Bunları yapmak bizim birinci derecede görevimiz. Onları yapıyoruz. Allah'a çok şükür onun sonucunda da insanlar mutlu bir şekilde güldükleri için. Yani ne kadar büyük problemi olursa olsun Emen Hanım, ağzında hiç kemik olmasın, hiçbir şey olmasın. Ama önce şöyle bir güzel gülmesini tabii ki haklı olarak insanlar ister. Değil mi? Şöyle fotoğraflara bir bakıldığında. Elbette. Ne kadar hoş diyecekler kesinlikle. Yani hem kadınlar hem erkekler için. Tabii artık günümüzde bu tip bir ayrım yok zaten. Olmaması da gerekir. Hocam ama öyle demeyin. Ayrım olmayınca, yani ben söylemeyince kızıyor erkek izleyenler. Hep sanki bayanlar için anlatıyorum. Ben hepsi için söylüyorum da yine de vurgulayayım istedim. Vallahi erkekler hanımlardan daha bu konuda meraklı ve titisi. Çok konuda kimseye şey bırakmayalım. Yani erkekler artık kendilerine hem fiziki olarak hem estetik olarak çok fazla dikkat ediyorlar. Çok iyi bir şey. Hepsi de güzel güzel belirli bir kesim botoksunu da yaptırıyor, başka şeylerini de yaptırıyor. Öyle bir dünyaya geldik. Bu arada diş de tabii bunun içerisinde, sosyal sistem içerisinde gerekli olan bir şey. Çok teşekkür ediyorum hocam. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için ve bizi çok güzel aydınlattığınız için. Çok sağ olun. Evet efendim, bugün de Yaşam Reçetesi'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Aktan karşınızda olacağız. Hepinize gönülden sevgiler.